Merhabalar. Ikvision Türkiye Proje Satış Destek Ekibi olarak bu videoda sizlere Xcentral Pro yazılımımızın lisanslama modeli ve Xcentral Inclusive paketimizle ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Xcentral lisanslı yazılımımızın mimarisine tabii bakmak gerekiyor. Xcentral yazılımı 3 katmandan oluşan bir yazılım. Sunucu katmanı, istemci katmanı ve cihaz katmanı. Cihaz katmanı altında bugün Hikvision bünyesinde sunulabilecek hemen hemen tüm ürünleri düşünebiliyoruz. Nedir bunlar? CCTV sistemleri, akses kontrol sistemleri, intercom sistemleri, kayıt üniteleri, araç altı görüntüleme sistemleri, mobil sistemler, yüz tanıma sistemleri gibi tüm sistemlerin bulunduğu katman olarak karşımıza çıkıyor. Sunucu katmanında ise projemizin ölçeğine göre konumlandırılacak bir veya birden fazla sunucu söz konusu oluyor. Burada çok küçük projelerden 100 bin adet kameralara kadar çıkabilecek çok büyük projelere kadar tamamı sunucu katmanı altındaki donanımlar ve yazılımımız sayesinde yönetilebilir durumda. İstemci katmanı ise gerek web istemcisi, gerek masaüstü istemcisi, gerekse mobil istemciler olmak üzere sistemi kullanan kullanıcıların bulunduğu katman olarak karşımıza çıkmakta. Bu mimari dahilinde Xcentral yazılımımız modüler yapıya sahip. Yani hangi donanımı kullanıyorsanız ve hangi işlevleri kullanmak istiyorsanız buna paralel seçeceğiniz modüller ve lisanslar vasıtasıyla konumlandırılabilecek bir yazılım olarak karşımıza çıkmakta. Lisanslama modelimize bakacak olursak öncelikle ürün gruplarını düşünmemiz gerekiyor. Her ürün grubu ile ilgili lisansları, baz lisans, ana lisans dediğimiz öncelikle o ürün grubu ile ilgili ana modülün açılması için gereken lisans ve buna ilave olarak da ürün adedimize, ürün sayımıza, kamera sayımıza veya işte donanım sayımıza paralel olarak seçeceğimiz lisanslar olmakta. Grup grup inceleyecek olursak tabii ki en temelinde CCTV sistemi ile ilgili konuşmamız gerekiyor. Bir CCTV sistemi lisanslaması yaparken Xcentral yazılımında öncelikle projemizin ölçeğine göre Base lisans dediğimiz ana lisansı temin etmemiz gerekiyor. Base lisans da 4 kameralı, 16 kameralı, 64 kameralı veya 300 kameralı olmak üzere farklı boyutlarda sunulabilmekte. Örneğin 500 kameralık bir projemiz var. Yapmamız gereken öncelikle 300 kanallık bir base lisansı almamız. Bunun üzerinde ilave olarak ikinci satırda gördüğünüz 200 adet tek kanallık kamera lisansını ilave etmemiz gerekiyor. Bu sayede de gerekli lisanslama oluşturulmuş oluyor. Buna ilave olarak yine CCTV sistemi bünyesini düşünecek olursak, çok daha büyük projelere hitap ediyorsak ne anlama geliyor? İşte 50 bin kameralık, 30 bin kameralık, 10 bin kameralık projelerde tabii dağınık bir mimari söz konusu olması gerekiyor veya birden fazla sunucunun devrede olması gerekiyor. Bu gibi senaryolarda da bu sunucuları yine merkezde tek bir çatı altında birleştirmek için RSM dediğimiz bir lisanslama modelimiz var. Buna ne zaman başvuruyoruz? Buna birden fazla sunucumuzun olduğu ve bu sunuculara tek tek bağlanmak yerine çatıda tek bir arayüz üzerinden erişmemiz gerektiği senaryolarda başvuruyoruz. Kaç tane sahamız veya sunucumuz var ise buna paralel öncelikle base lisansımızı ki bunun içerisinde iki tane sunucu lisansı dahildir ve ilave olarak da toplam kaç adet sunucumuz varsa aynı bir önceki kamera sayısında olduğu gibi ilave sunucu lisanslarını alarak bu yapıyı kurgulayabiliyoruz. CCTV veya genel olarak düşünecek olursak RSM tabii sadece CCTV için söz konusu değil. Diğer tüm sistemler için de söz konusu. Yani biz sadece bir CCTV sistemi değil, sadece bir akses kontrol sistemi de yönetiyor olabiliriz ve çok büyük bir sistemdir birden fazla sunucudan oluşan. Yine bunu birleştirmede bu RSM yazılımı, RSM lisansını kullanmak gerekiyor. CCTV sistemi dışında ne gibi sistemlerimiz var? Geçiş kontrol sistemleri yine Xcentral yazılım tarafından yönetilebilmekte. Aynı CCTV tarafında olduğu gibi geçiş kontrol sistemi lisanslamasında da öncelikle ana lisansımızı konumlandırmamız gerekiyor. Bu ana lisans yine kendi içerisinde belli sayıda kapı lisansını barındırıyor olabiliyor. 2 kapı, 16 kapı gibi. Bunun üzerine kaç adet kapımız varsa da ilave yine tek kapı lisansını alarak bir lisanslama modeli geliştirilmiş durumda. Yani akses kontrol tarafına baktığımızda cihaz bazlı değil, kullanacak, sisteme tanıtılacak kapı bazlı bir lisanslama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna ilave olarak akses kontrolde tabii bazı yazılımsal özelliklere sahip olunması gerekebiliyor. Nedir bunlar? Bir devam takip modülü. Yani basit bir akses kontrol sistemi, sadece giriş çıkışı takip edeceğimiz bir akses kontrol sistemi değil de personellerin devam takibiyle ilgili çeşitli raporlar almamız gereken bir akses kontrol sistemi kurguluyorsak bu durumda da Xcentral'ın devam takip modül lisansını Attendance modül olarak geçer almamız gerekiyor.
Tabii burada bu taraftaki lisanslama yukarıdaki gibi cihaz sayısından bağımsız modüler bir lisanslama. Yani siz devam takip modülünü almak istiyorsanız cihaz sayısından bağımsız modül lisansını almanız gerekiyor. Keza benzer şekilde işte akses kontrol sistemi vasıtasıyla ziyaretçi yönetimi de yapmak istiyorsanız, yani içeriye gelen ziyaretçiler çeşitli yetkiler dahilinde akses kontrol sisteminden faydalandırmak istiyorsanız, burada da yine ziyaretçi modülünü yine cihaz sayısından bağımsız konumlandırmanız gerekiyor. Yine asansör yönetimi söz konusu olabilir. Burada da asansör yönetim modülünü akses kontrol sistemini ilave olarak alıp yine sistemi bir bütün olarak yönetebilir durumdayız. Geçiş kontrol sistemi haricinde, akses kontrol sistemi haricinde tabii interkom sistemleri söz konusu olabiliyor. İnterkom sisteminde de yine modül artı cihaz mantığında bir lisanslama söz konusu. Video interkom modülü dediğimiz modül, akses kontrol modülü altında geçer. Bu sebeple adı base diye değil, modül diye geçer ama en nihayetinde aslında bir base lisans mantığıyla düşünebiliriz. Ve bunun içerisinde yine 10 adede kadar daire ünitesini, yani dairelerin içerisinde bulunacak üniteleri yönetebilecek lisans hazır gelmekte. Buna ilave de toplam kaç adet dairemiz veya daire ünitemiz varsa buna paralel daire ünite lisansımızı ekleyerekten yine interkom sistemimizi oluşturabiliyoruz yazılım tarafından. Yine Xcentral yazılımın bünyesinde bulunan ürün gruplarından biri de plaka tanıma ürün grubu. Buna paralelde uygun lisanslamayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu tarafta iki farklı opsiyonumuz var. Bir, daha kapsamlı işte raporlaması, içerideki araç sayısının takibi gibi geniş bir yönetimsel arayüze ihtiyacımız varsa öncelikle giriş çıkış modülü, Enter Exit modül dediğimiz modülü almamız gerekiyor. Enter Exit modülünün içerisinde 2 adet plaka tanıma kamera lisansı hazır olarak bulunmakta. Buna ilave olarak da toplam kaç adet plaka tanıma kameranız varsa tek kameralık plaka tanıma lisanslarını ilave ederekten sistemimizi, yazılımımızı oluşturmamız gerekmekte. Burada iki farklı opsiyonumuz var demiştim. Nedir bu opsiyon? Eğer basit bir şekilde plaka okuma kameralarını takip etmemiz, yani o anda kim geçti, plakası nedir gibi bir senaryoyu kurgulamamız gerekiyorsa, bu durumda giriş çıkış modülüne, enter exit modülüne esasen ihtiyacımız yok. Sadece kamera sayımız kadar plaka okuma kamera lisansı alarak da yine bu şekilde basit bir şekilde sistemi yönetebilir durumdayız. Araç altı kontrol sistemleri yine son dönemde sunduğumuz ürün gruplarından biri. Bu tarafta da yine cihaz sayısından bağımsız modüler olarak bu araç altı kontrol sistem lisansını sisteme eklememiz gerekiyor. Xcentral UVSS modülü olarak geçer bu. Ve bu şekilde de araç altı sistemleri de, araç altı donanımları da yönetilebilir hale gelmekte. Yine farklı bir ürün grubu olaraktan alarm sistemleri söz konusu. Hikvision'ın kendi bildiğiniz gibi alarm sistemleri mevcut. Bu alarm sistemleri yönetmek için de Xcentral'da alarm sistem modülünü yazılım lisansını ilave etmemiz gerekiyor sisteme. Bu da yine modüler, cihaz sayısından bağımsız olarak düşünebiliriz. Yine çevre güvenliği, dış alan güvenlik için konumlandırdığımız radar cihazlarımız var. Bu radar cihazları da alarm sisteminden bağımsız olarak cihaz başına bir lisanslamayla Xcentral'a ilave edilebilmekte. Genel olarak ürün çeşitleri bu şekilde. Buna ilave olarak tabii ki bazı modül ihtiyaçlarımız olabiliyor. Nedir bu modüller? Video mall, yani bir akıllı video wall'umuz varsa bunu yönetmek için gerekli olan modül. Bu da yine cihaz sayısından bağımsız modüler olarak karşımıza çıkmakta. Yüz tanıma kameralarımız ve bunların yönetilmesi için gerekli arayüzlerin açılması için yüz tanıma modül lisansımız var ama bu da az önce bahsettiğimiz, yine kamera tarafında, kapı tarafında bahsettiğimiz gibi cihaz bazlı bir lisans olarak karşımıza çıkmakta. Genel olarak lisanslamaya baktığınızda esasen görebildiğiniz gibi modül yazıyorsa genellikle cihaz sayısından bağımsızdır. Sadece bir iki istisnai durum var. Intercom'da olduğu gibi veya Enter Exit plaka okumada olduğu gibi. Ama onun haricinde genellikle işte Video Vault tarafında, alarm sisteminde tarafında gördüğünüz gibi eğer modülü alıyorsak cihaz sayısından bağımsız bir lisanslamayı gerçekleştirmiş oluyoruz. İş zekası modülümüz var. Bu da özellikle kişi sayma cihazları veya işte demografik data oluşturmak için kullandığımız kameralardan gelen verilerle ilgili raporları almamız için kullandığımız lisans. Bu da BI Report modülü olarak geçer ve yine gördüğünüz gibi bir cihaz sayısından bağımsız bir lisanslama söz konusu burada. Termal raporlama lisansı. Burada da eğer sahada termal kameralar kullanıyorsak ve bu termal kameraları çeşitli nesnelerin ortamın sıcaklığını ölçmek için kullanıyorsak, bunlarla ilgili arka tarafta rapor alabilmek için kullandığımız lisanslama.
Bu da yine kamera bazlı bir lisanslama olarak karşımıza çıkmakta. Dark Station dediğimiz bir lisans var. Özellikle bu biraz da tabii mobil projelerde kullanılan bir lisans. Neden? Yakı kameraları, taşınabilir kameraları yönetmek için bir lisansa ihtiyacımız var. Bu da taşınabilir kameralar Dock Station dediğimiz ünitelere bağlanaraktan sisteme dahil edilebiliyor. Uzaktan erişilebilir, kayıtlarına erişilebilir hale gelebiliyor. Bu Dock Station'lar için de yine cihaz bazlı bir lisanslama karşımıza çıkmakta. Big Central mimarisinden bahsederken demiştik ki çok farklı ölçeklerde projelere hitap eden bir yazılım Big Central. Bu noktada da bazı projelerde, örneğin kamera sayısını 3000 kameraya aştığın projelerde Higg Central'ın limitleri gereği ikinci bir server'ın devreye sokulması gerekiyor. İkinci bir server devreye sokulup bu sefer bu serverların RSM denilen yazılım üzerinden yönetilmesi söz konusu olabiliyor. Ama bazı senaryolarda eğer ileride sunucu sayısının çok daha artmayacağını öngördüğümüz senaryolarda dağınık mimari dediğimiz bir lisanslama metodunu Higg Central'ı desteklemekte. Bu dağınık mimaride iki tane sunucu konumlandırıyoruz. Bir sunucuya kullanıcı erişimi yani cihazların tanımlanması gerçekleştiriliyor. Ama esasen bu ilgili verileri arka tarafta database tarafında başka bir sunucu tutmakta. Yani yönetimsel olarak kullanıcı ekranlarının olduğu kullanıcılara destek veren sunucu bir sunucu, database verileri tutan sunucu başka bir sunucu olarak konumlandırılabiliyor. Buna dağınık mimari adını veriyoruz. Bu dağınık mimari sayesinde de tek bir sunucu üzerinde database tarafındaki sunucuyu tabii şu an düşünmemek, göz ardı etmek gerekiyor. Tek bir sunucu üzerinde 10 bin adede kadar kamera yönetilebilir hale geliyor. Bu tarz bir dağınık mimariyi kurgulayabilmek için de Server Distribute dediğimiz bu Higg Central lisansını projelerimizde eklememiz gerekiyor. Özellikle çok büyümeyeceği düşünülen ama 3000 adetle 10.000 adet arasında bir kamera sayısına veya işte 500 kapıdan fazla örneğin access control sistemi için düşünecek olursak kapı sayısına sahip projelerde bu dağınık mimariyi kuraraktan yine kullanıcıların tek bir sunucuya erişmesi söz konusu olup daha büyük ölçekli projeleri yönetebilir hale geliyoruz. Kayıt tarafına baktığımızda eğer üçüncü parti kayıt ünitelerine kaydetmemiz gerekiyorsa bu durumda pStore denilen bir kayıt lisansı karşımıza çıkıyor. pStore Higg Central altında çalışan bir eklenti, ilave bir yazılımdır. Bu sunucudan bağımsız ayrı bir sunucuya kurulması gereken ve işte kaç adet kameramız varsa o kadar adet de kameraya paralel alınacak lisansla bu üçüncü parti sunuculara kayıt yapmaya imkan sağlayan bir lisans olarak karşımıza çıkıyor. pStore Video Storage Base gördüğünüz gibi bir kanal kamera sayımız kadar yani bu lisanstan almamız gerekiyor kayıt için üçüncü parti sunucuları kullanırken. Bazı ihtiyaçlar çerçevesinde video kaydı değil resim kaydı yapılması gerekebiliyor. İşte üçüncü parti bir sunucuya plaka okuma kameralarından gelen resimleri kaydetmek istiyoruz veya yüz tanıma kameralarından gelen resimleri kaydetmek istiyorsak ise yine cihaz sayısından bağımsız pStore Picture Storage dediğimiz bu modül lisansını sisteme eklememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi sadece video kaydı söz konusu ise bu Picture Storage'ı almamıza gerek yok. Kanal bazlı kaç adet kameranı üçüncü parti sunuculara kayıt yapmak istiyorsak o kadar adet pStore Video Storage Base bir kanal lisansından almamız gerekmekte. Evet, bir de biraz da ilave taleplere yönelik bazı lisanslar söz konusu. Nedir bunlar? Servis garanti, sistem izleme gibi ihtiyaçlar söz konusu olabiliyor. Burayı tabii ikiye bölerek incelememiz lazım. Öncelikli olan taraf servis garanti tarafı. Higg Central yazılımında default olarak 2 yıllık bir servis bakım özelliği aktif gelmektedir. Yani 2 yıl boyunca yaşanacak arızalarda Vision Türkiye ekibi olarak biz uzaktan desteği verebilmekteyiz. İlave olarak herhangi bir güncelleme söz konusu ise bunu yine ücretsiz olarak yerine getirebilmekteyiz. 2 yıldan fazla bir süre bu tarz bir güncelleme ve servis bakım ihtiyacı varsa yine kamera başına alınabilecek 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ilave lisanslarla bu servis bakım süresi ve sistem güncelleme, yazılım güncelleme süresi artırılabilmekte. Sistem izleme modülü diye isimlendirdiğimiz bir lisansımız var. Bu esasen biraz daha entegratörlerimiz için geliştirdiğimiz bir lisans. Yani proje çerçevesinde belki çok noktalı bir yapı ama bir merkezi izleme söz konusu değil. Yani tüm noktalar lokalde bir şekilde kullanıcılar tarafından izleniyor ama sistemi merkezden en azından arızaları takip etme gibi bir durum söz konusu olursa az önce bahsettiğimiz lisansların tamamı biraz daha kullanıcıya yönelik lisanslardı ama kullanıcının böyle bir ihtiyacı söz konusu değilse
Sadece entegratörün sisteme uzaktan arızalarını takip etmesi için kurabileceği bir yazılım modülü var. Bu modülde yine maintenance adının altında geçmekte ve bağ lisansı artı kanal lisansı mahiyetinde, yani en başta CCTV için bahsettiğimiz bir minvalde sunulabilecek bir lisans olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu tamamen entegratörün sistemi izlemesi için, nasıl izleme, sistem arızalarını, sistem problemlerini, sorunlarını uzaktan takip etmesi, tek bir ekran üzerinden takip etmesi için geliştirilmiş bir bakım izleme modülü olarak karşımıza çıkmakta. Son kullanıcıdan öte entegratör için geliştirilmiş bir arayüz. Çünkü yukarıdaki bahsettiğimiz son kullanıcıya yönelik lisanslar alındığında esasen bizim health monitoring dediğimiz bir ekran sayesinde son kullanıcı cihazların durumunu her zaman takip edebilir durumda. Buradaki amaç biraz daha yetkileri kısıtlanmış, sadece cihaz bilgilerini, cihaz arızalarını görebilecek bir modül olarak konumlandırmak, sistem izleme modülünü. Evet, Xcenter'ın lisanslaması genel olarak bu şekildeydi. Son olarak da sizlere özel Xcentral Inclusive paketi adı verdiğimiz, özellikle küçük projelerde büyük bir fiyat avantajı sağlayabilecek paketimizden bahsetmek istiyorum. Amaç tamamen küçük ve orta ölçekli projeler için rekabetçi, uygun maliyetli bir VMS çözümü sunmak. Gördüğünüz gibi birçok az önce bahsettiğimiz lisansı bu Inclusive paket bünyesinde barındırıyor. 64 kanal kapasiteli bir VSS Base lisansı, 16 kapı kapasiteli bir Access Control lisansı, 16 kata kadar yönetebilecek bir asansör kontrol modülü lisansı, işte alarm sistemi lisansı, yüz tanıma lisansı, video intercom lisansı gibi birçok lisans bu paket dahilinde sunulabilmekte. İşte son dönemde pandemiyle beraber hayatımıza giren termal kameralarla vücut sıcaklığı ölçümü, bununla ilgili lisansı burada görebiliyorsunuz. Yine pandemiyle birlikte hayatımıza giren, işte iç alanda ne kadar kişi var o anda, ilave kişi sayısı aşıldı mı aşılmadı mı, içeriye alınabilecek kişi sayısı aşıldı mı aşılmadı mı, bu tarz analizleri yapabilmeye imkan sağlayan tüm bu lisanslar bu paket adı altında sunulmakta. Ve fiyat olarak baktığımızda da buradaki tüm lisansların fiyatını üst üste bir hesaplama yaptığımızda çok çok büyük bir fiyat avantajı sağlayabilecek bir paket. Tabii bu paketteki en kritik şey özellikle küçük projelere veya niş, özel spesifik ihtiyaçları olan, az önce bahsettiğimiz gibi işte kişi sayma, iç alandaki kişi sayısı, vücut sıcaklığı ölçümü gibi projelere hitap edebilecek bir paket olarak karşımıza çıkıyor. Genişleme tarafı biraz daha maliyeti yüksek. O sebeple daha küçük projelerde bunu konumlandırmak gerektiğini bilmenizde fayda var. Bu da yine tüm entegratörlerimize sunduğumuz ekonomik lisans çözümümüz olarak karşımıza çıkmakta. Tek bir ürün kodu ile tüm burada gördüğünüz lisanslar Xcentral ve Inclusive lisans kodu altında, ürün kodu altında sizlere sunulabilmekte. Evet, bugünkü kısa videomuz bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kısa videoda görüşmek üzere.